Kamu yönetim mezunuyum. Şu anda arkadaşlarla birlikte kekik dikimi yapıyoruz. Gökçekuyu köyündeyiz. Burası Beyşehir'e bağlı. Virüsten dolayı burada daha güzel vakit geçiriyoruz. Şu anda bildiğiniz gibi günlerden hafta sonundayız, daha doğru söylediğim. Sabahleyin saat 7 gibi tarlamıza geliyoruz ve vaktimizi boş geçirmemek adına burada hem doğaya bir katkımız oluyor, hem de sağ olsun Beyşehir Belediyesi'nin bize kazandırdığı kekik üretimiyle köyümüze, mahallemize farklılıklar kazandırıyoruz. Şu anda mahallemizde pilot bölge olarak seçtiğimiz mahallemizde kekik üretimi yapıyoruz. Burada mahalledeki kadınlarımızı ve vatandaşlarımıza hem ekonomik yönden hem iş istihdamı olarak sağlanması yönünden güzel bir ürün denemesi yapıyoruz. İnşallah başarılı olacağını umuyoruz. Kırsal bölgelerde, kıraç bölgelerde ürünün tutum olayının daha yüksek olduğunu düşünüldüğü için kırsalda bunu deniyoruz yani. Sabah geliyoruz, ilk önce fidanlarımızın kırkımını yapıyoruz ve devamında dikim makinelerine oturarak bir yandan traktör şoförümüz kullanıyor. Diğer arkadaşlarımız, bayan arkadaşlarımız dikimlerini gerçekleştiriyorlar. Ve tabii fidanların tutması için su aşamasında takviye yapıyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Merhabalar, ben Nazan Özdoğan, ziraatçıyım. Şu an Konya Beyşehir Gökçekuyu köyündeyiz. Kekik dikimi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu korona şartlarında dahi tarımı bırakmıyoruz. Çünkü mecburuz. Gelecekte, yarınki yiyeceklerimizi de düşünmek zorundayız. Ama burada yaptığımız daha başka bir şey. Biz alternatif ürün de arayışı içerisindeyken Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ın çok büyük desteğiyle, önerisiyle kuru tarım arazilerinin değeri daha yüksek olan bir ürünle dikilerek çiftçiye daha fazla kazandırmasını hedefledik. Adil Bey de bu konuda öngörüsü çok yüksek, gerçekten saygıdeğer birisi. Kekik üretimiyle ilgili de kendisini biz Beyşehir Denizli'deki kekik paneline davet ettik. Oraya çıktı geldi, incelemelerde bulundu ve çiftçi için bölgesinde bunu yapılabileceğine karar verdi. O yüzden biz de şu anda başladık. Burada kekik üretimini yaptığımız zaman pazar sorunumuz olmayacağını düşündük. Çiftçinin bir buğdaya göre çok daha fazla kazanacağını düşündük. Ve bu köydeki arkadaşlarımız da bizim için pilot bölge seçildi. Tabii bu Beyşehir'de tekrar bize destek olan başka birçok kişi daha var, isimlerini şu an sayamayacağım. Ve burası bir pilot bölge. Burada başlayıp Denizli'deki olan yaygın üretimin inşallah biz de onlar kadar büyüyerek, belki daha da fazla büyüyerek, hatta kendimiz işleyip yurt dışına ihraç ederek ürünü değerlendirip bölgeyi kalkındırmaya düşünüyoruz. Peki
Bu çalışmalar yapılırken genelde kadınlarımız tercih ediliyor herhalde. Evet. Onlara destek amaçlı. Bunlardan da bahseder miyiz? Birincisi şu, ayrımcılık asla yapmıyorum. Biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu fide dikme makinamızda kadınlar çok daha iyi çalışıyorlar. Biraz daha nazik olması gerekiyor. Artık kadınlarımızı da iş gücü olarak ekonomiye katmamız lazım. Onların iş gücü bizim için çok önemli. Onları da biz bu ekonomiye kattığımız zaman aile bireylerine de destek oluyor doğal olarak. Ekonomik bir kazanç sağlayıp ailesine de destek oluyorlar. Peki yani bu bölgede bu kekik üretimi ilk adımını siz attınız. Evet, galiba. Evet. Biraz evet. Da bunlardan bahsedelim. Şimdi şöyle, bu bölgede daha önce çok yaygın olan buğday var. Hala öyle. Ama çiftçimiz kuru topraklar, sulama imkanı olmadığı için buğdaya yönelmek zorunda. Buğdaydan da kazancı çok yüksek değil. Bunu biliyoruz. Hatta samanı için artık üretir hale geldi. O yüzden biz burada kuru tarımı bıraksınlar, biraz daha fazla kazanacakları, pazar sorunu yaşamayacakları bir ürün elde etmelerini sağladık. Ve burası da Türkiye'de gerçekten ikinci bölge oluşacak Denizli'den sonra ve pilot olarak da ilk defa biz Gökçekuyu Köyü'nde başladık buna. Şimdi kekik tercih etmemizin çok önemli olan bir noktası var. Arazilerde su yok. Kuru tarım yapılan araziler bunlar ve kuru tarımda yapacağınız ürün sayılı, belli bir ürün, kazancınız belli ve bu da yeterli gelmiyor çiftçiye. Biz kekikte de aynı kuru tarımı yapacağız. Şimdi makineyle birlikte can suyunu veriyoruz, bir daha hiç su vermeyeceğiz. Seneye Nisan'da geleceğiz, bir çapa yapacağız, Haziran'da hasatımızı yapacağız. Başka hiçbir zorluğu yok. Yani tütün gibi, domates, biber gibi hiçbir işçi maliyeti olmayan, maliyetleri yüksek bir ürün değil. Çok daha az maliyetli ve şu güzel, bu bitkiyi biz buraya diktiğimiz zaman biz 10 yıl aynı kökten hasat yapacağız. Sadece ilk yıl bir tesis etme maliyetimiz var. Onun haricinde hiçbir maliyeti yok. Sadece Nisan'da gelip çiftçi çapa yapacak, Haziran'da gelecek, bitecek. Ve gerçekten de bir buğdayda kazandığının 10 katını kazanacak. Bir dekardan düşünün. Peki, ilk adım olarak ne kadarlık bir metrekarede şu an üretime başladık? Bugün biz 26 dönüm bir alanı hedefliyoruz. Ama birinci yılda 50 dekara çıkmak istiyoruz ilk deneme ürünü olarak. Bunun ikinci yılı, üçüncü yılının planlamalarını Adil Bey hepsini yaptı. Sağ olsun çok güzel organize etti. Çiftçilerimize çok güzel anlattı. Onlar da aklın yolu bir. Biraz olsun yeni bir ürüne girmeye genelde bizim çiftçilerimiz çekinirler. Adil Bey'i gerçekten çok seviyorlar, çok inanıyorlar. O yüzden kimse tereddüt bile etmeksizin tamam dedi ve biz burada 20 dönüm, bir 25 dönüm daha yaparsak 25-25, bu yıl 50 dönümde bırakacağız. Hem dediğimiz gibi pilot el alışacak, ürün aldığımız zaman kazancı diğer çiftçiler bu senenin sonunda görecek ve kendileri dahil olacaklar sisteme. Bunu ürünün satış sorunu yok, hiçbir sorunu yok. Çiftçiye alım garantisi vereceğiz. Tarlası zaten çiftçinin var. Artı Adil Bey atıl olan arazilerin de değerlendirilmesi için oraları da prosedürüne uygun bir şekilde tarımı açmayı istiyoruz. Eğer sağlayabilirsek.